Günaydın. İki tane patatesim haşlanıyor. Birazcık börek yapacağım. Pazar sabahı için. Yani bu sabah için. Bir baktım karabiberim yoktu. Şok markete gittim karabiber almaya. Şunu aldım. Karabiber ne kadar pahalı bir şey ya. İnanamadım yani. Şu 100 gramı 90 gram işte. 100 gramı 5,5 lira falan. Yani inanamadım. Ondan sonra bir de şunu gördüm. Ebru'nun videolarında görüyordum. Ebru Yücel. Mutlaka biliyorsunuzdur. Beyazlara koyuyordu. Daha doğrusu bu gibi birçok sodalar var ama bu Lofçalı markası. Bunu gördüm, bunu aldım. En azından dedim beyazlara koyarım, denerim. O çok memnundu bundan. Fiyatı da 3,5 lira gibi bir fiyatı var. 500 gramlık bir şey yani çok büyük değil ama hani beyazlara bir parça koyulacağı için bence güzel olur. Şimdilik bu kadar. Patateslerim haşlandı. Onlar soğuk suda biraz beklesinler. Ben onun içine soğan da kavuracağım. Soğanlı patatesli olacak ve bence çok daha lezzetli olacak. Sadece patates çok lezzetli olmuyor bence. Ah pardon, elimi yıkadım. Şöyle hemen soğanımızı küçücük küçücük yapalım. Süper oldular. Bunları azıcık yağda kavurayım. Sonra patatesleri ezeceğim. Onları da karıştıracağım. Soğanları kavuruyorum. Benim toplamda iki tane yufkam var. İki tane çıkardım. Şöyle. Yufkalarımı ortadan ikiye bölüyorum. Toplamda dört parça yufkam olmuş oluyor. Şöyle içimi de bir ortalama dörde ayırayım. Göz kararı. Evet. Tamamdır. Şimdi ben süt ve yağ karışımını alıp geliyorum. Şu kadarcık bir yağ koydum. Şimdi tahmini. Şöyle kasenin yarısına gelecek kadar süt koydum. Evet. Haydi yapmaya başlayalım. Şöyle yarım yufkam. Ne yazık ki kamerada bütünü görünmüyor ama şöyle yarım yufkam var. Bunun şöyle şurasını katlayıp düzeltiyorum. Ve
içimi koyuyorum. Ama sabah sabah evet unuttum. Öncelikle şundan dökmem lazımdı. Neyse, olan yerlerine dökeceğiz şimdi. İlk başta bunu dökmemiz lazım. Siz benim bu yaptığım gibi yapmayın. İlk önce bunu dökün. Bu hiç de fazla mı acaba ya? Biraz abarttım mı? Bilemedim. Şöyle bir dağıtalım bakalım. Yo, fazla değil değil mi? Yediğimiz şey ağzımıza gelsin yani. Ne yiyorsak tadı gelsin. Evet, şöyle yaydım güzelce. Ah yapma. Niye yamuldu? Evet. Şöyle iki yandan katlıyorum ve evet, şöyle rulo şeklinde döndürüyorum. Şöyle şu şekilde çok sıkmayacağım ki araları o zaman pişmiyor. Yağlı kağıt koymuştum. Tepsimin ortasına koyuyorum. Hemen öbür yufkamı alayım. Öbür yarım yufkamı. Böreğimi bu şekilde hazırladım. İki tane yufkadan bayağı da bir çıktı bence. Şöyle. Şimdi üzerine yumurtamı süreceğim. Bu arada yumurtayı şeyini de koydum içine. Beyazını da koydum. Çünkü bir tane şeyde izlemiştim. İşte yemek şeyinde. Beyazını da koyuyorlardı. Hani ayırmaza gerek yok falan dedi. Tabii şeyi sarısı, sadece sarısı daha kolay sürülüyor tahmin ediyorum ama. Birazcık da kalan yağ ve sütten şöyle üzerine tekrardan gezdirdim. Bu arada onu çekmedim sanırım. Hepsini mi sürsem ya? Emin olamadım. Çok mu olur? Hani şey mi olur böyle, ne derler, üzerine çok mu yakar acaba, hani yumurta üzerine koyu yapmak için ya daha çok. Bence bu kadar yeterli. Bir de üzerine atacağız. Eğer ki bulabilirsek, evet bulduk, çörek otu. Çörek otundan atacağım üstüne. Böreğimiz fırına gidiyor. Size bay bay diyor. Pişti. Çok güzel oldu bence. Harika oldu. Birazcık soğusun. Bize de afiyet olsun. Tabağı aldım. Çünkü patatesi zaten çok zor soğuyor. Şöyle göstereyim size. Küçük küçük dilimledim ki kolay soğusun. Şöyle içinde göstereyim. Sizin de canınız çeksin. Kalkın siz de yapın diye. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben de geldim. Sen bana yardım mı ediyorsun? Sücret aldım, uçaklarını getireyim. Çayımızı da koyalım. Biz artık kahvaltıya oturalım. Şekerleri burada atıyoruz. Yok yok, atma, dur bir dakika anneciğim.
Babam şey yedi, ben de biraz şey oluyorum. Tamam. Çaylarımız da hazır. Görüşürüz. Biz parka gidiyoruz. Hadi gel. Baba gel. Hadi annem gelir. Al sana. Şunları al. Dönüşü şey alırsın. Tamam mı acaba? Neyi? Şşt, Pokemon'lar. Dur bir dakika, gözünü alayım. Ne unuttun? Gözlüğü. Burada da yok galiba. Sihirli su deniliyor mavi, ondan arıyorum. Bu mu? Yok. Duşa kabin. Bu değil. Ay ne kadar güzel. Peçeteler çok güzel. Bunlar da güzel. Rengi yani. Bak benim aradığım şey. Yoksa bu mu? Bunu alayım ben. Çok güzel bir hediye olmuş. Şeyler çok güzel. Ne deniyordu buna? Sufle. Benim tatlılığına bakayım. Çok tuzlu biberlik. Çok şık. Aa, şunlar da çok güzelmiş. Ahşap. Çok güzelmiş gerçekten. Şunlar da. Erkan Bey. Harika. Bir bakayım ben. Ben bizimkileri parkta bıraktım. Şunu aldım ders temizliği için Nilem'in. Ya bu Nilem'in sihirli su diye bir şey vardı kızlar, biliyor musunuz? Duydunuz mu? Mavi su sihirli su olarak geçiyor. O çok güzelmiş diye duymuştum. Ondan bulamadım. Dün de uğradım bu tarz şeyler satan bir yere. Bugün de uğradım, yoktu. Şimdi bunu buldum, bakalım bunu deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Yani sıkıp hani böyle kolaylıkla silip de uğraşmadan temizlemek için. Yoksa çamaşır suyunu cifi döküp fırçayla uğraşılıyor ve temizleniyor aslında. Çok zor değil. Ama daha kolay yolu varsa neden olmasın, değil mi? Zaman önemli. Görüşmek üzere. Bununla ilgili size söyleyeceğim. Şöyle banyomun. Şöyle bakın, şurası mesela temiz. Belli yerler tabii ki, hani daha çok kirlenen yerler. Şöyle sıkalım böyle. Nasıl
şey, biraz şu daha iyi ince. Böyle sıkayım, bekleteyim, bakayım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Kokusu da şey değil, öyle hani çok rahatsız edici kokular olur ya bu tarz temizleyicilerin, öyle bir kokusu yok yani. Bakın buralar aslında temiz. Ama şöyle belli yerler malum banyo yapılıyor ve kirleniyor. Hep birlikte görelim. Merhaba. Bugün pazar malum. Ben şöyle ıspanak ve kabak yemeği yaptım. Belki bu akşam biraz yeriz. Pazartesiye de yeriz. Salıya kalır mı bilmiyorum. Asya'ya süt ısınıyor. O süt içecek. Biz de birer kahve içeceğiz. Onların yanına fırın makarna yapacağım. Asıl amacım bunu göstermekti. Şöyle şunun yarısını yapacağım ben. Şimdi ben bunu haşlayayım. Daha sonra görüşelim. Şöyle makarnalarımı hiç bölmeden yarım paket fırın makarnamı böyle bıraktım. Sonra bunlar şimdi yumuşayacaklar. Çünkü hiç bölmüyorum ki, böyle makarnayı daha sonra fırına vereceğiz ya. Fırına verince böyle birbirini tutsun, böyle börek gibi birbirini tutarak ne derler, sosla pişsin diye. O yüzden hiç bölmüyoruz. Süt hazır. Kahvemiz de oldu. Pazar keyfi herkesin ağız tadına göre. Şöyle şunu şuraya koyayım. Onu hemen yıkamam lazım çünkü. Bize afiyet olsun. Fırın makarnam kaynadı. Şöyle. Hemen süzgece döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yarım paket bayağı bir çok oluyor. Şimdi bunu tekrardan tencereye koyacağım. Beşamel sosunu hazırladıktan sonra sosu sıcak sıcak tekrardan makarnaya ekleyeceğim. Ve fırına vereceğim. Birazdan görüşürüz. Makarnalarımı haşladığım tenceremde beşamel sosunu yapacağım. Beşamel sos olarak ben bunu kullanıyorum. Çünkü hiçbir zaman kıvamını ayarlayamıyorum ve çok fazla sos oluyor. Şöyle şunun şöyle yarısını alacağım ben. Şöyle yani paketin yarısını alacağım. Evet. Yarısı oldu bence. Ondan sonra 3 bardak su diyor. Ben 1,5 bardak. Su diyorum. Süt. Pardon. Ben şöyle. 1,5 bardak süt koydum. Evet. Ve hemen karıştırmaya başlayacağız. Beşamel sosumuz çok kolay bir şekilde olmuş olacak arkadaşlar.
Ben buna tabii ki bir de lezzetli olması için şey koyacağım. Beyaz peynir, birazcık kaşar. Tabii ki rendeleyeceğim. Dışarıda bazı restoranlarda, ya bazı dediğim genelde böyle restoranlarda fırın makarnayı sadece beşamel soslu fırın makarna olarak yapıyorlar. Bilmiyorum, bence pek bir lezzeti yok. Evet, bir kremalı makarna yiyorsunuz gibi ama hani peynir lezzeti bence çok farklı ve çok güzel oluyor. Ben sosumu yapayım, geleyim arkadaşlar. Beşamel sosum oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi çok az gibi geliyor ama böyle makarnayı ben böyle, yani fırın makarnayı böyle çok ıslak ıslak da sevmiyorum. Peynir koyacağım, kaşar koyacağım, azıcık tereyağı koyacağım içine. Hem çoğalacaklar hem de çok çok daha lezzetli olacak. Ve tabii ki çok çok daha kalori, ne yazık ki. Evet. Sosum oldu. Şimdi gelin peynirlerimizi koyalım. Beşamel sosum sıcakken şöyle tereyağımdan lezzet vermesi için şöyle şu kadar koyuyorum. Geldim bebeğim. Asya beni çağırıyor bu arada. Tereyağım zaten gördüğünüz gibi hemen eriyor. Şöyle rendeledim kaşarımdan. Bunun bir kısmını da üstüne ayıracağım. Şöyle ne kadar? Şöyle şu kadar. Evet, yeterli. Şöyle şu kadar, bir avuç kadar kaşar rendesi koymuş oldum. Evet. Ve beyaz peynir. Şöyle beyaz peynirimden şöyle şu kadar koyacağım. Bence yeterli. Çünkü çok iyi sosumda, makarnamda. Evet. Bu silikon şeydi bunu. Yumurttuk, tamam. Dedim ezecek mi, eritecek mi, ama zaten sıcak olduğu için hemencecik eridi. Evet, şöyle hepsi birbirine girdi. Ve şimdi, ha pardon, şey yapmadık ya. Tuz, aslında bakayım makarnanın tuzu nasıl oldu. Evet, makarnayı atmıştım. Onu atmama gerek yok. Buna karabiber. Beşamel sosu karabiber illaki koyulur. Şöyle şu gördüğünüz kadar bir karabiber koydum. Evet. Beşamel sosum hazır ve nazır hizmetinizde. Makarnalarımı alıyorum. Süzgeçteydi zaten. Halen dumanı çıkıyor. Şöyle direkt içine döktüm. Ve artık makarnaları bir kaşıkla karıştırmam daha iyi olacaktır. Şunu atalım şöyle. Gördünüz mü ne kadar az gibiydi ama ne kadar güzel hepsini şey yaptı. Yani bence fazla bile oldu hatta, yani çok böyle ne derler, yağlı olacak. Evet. Fırın kapımızı alalım, gelelim arkadaşlar. Bu hazır. Fırın makarnamı şöyle şu boy bir borcama koyacağım. Şöyle yağlı kağıdımı 4'e katladım. Kare, hani hazır kesilmiş olanlar var ya. Şöyle şuralarından alacağım. Şu anda çok tahmini yapıyorum aslında. Ölçmedim. Ölçerek de yapsak daha iyi olurdu ama tabii büyük oldu. Şöyle içine olacak şekilde keseceğim. Evet, oldu. Çünkü zaten kenarlarına da olmasını istiyordum. Çünkü kenarlarına ya şuralarını böyle kuruyup yapışınca çıkarması çok zor oluyor. Yağlı kağıdım hazır. Fırın makarnamı olduğu gibi içine boşaltıyorum.
takılıyorsun. Bir şey diyeceğim. Buna küçük mü geldi bu? Sanırım buna çok geldi. Bir bakayım, bir yerleştirelim, bir bakalım da iyice nasıl yürüyorum sosunu içinden. Evet. Bakalım. Aslında küçük değil de şey, yağlı kağıt olduğu için birazcık daha şey oluyor, toparlıyor onu. Evet, fırın makarna fırına girmeye hazır. Üzerine kaşarı, bu birazcık pişsin, sonra atacağım arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Fırın makarnamız pişti. Şöyle sıcakken kaşarını dökeceğim. Fırının sıcağıyla tekrardan fırına vereceğim. Zaten kaşar eriyecek, yeterli. Şöyle yine üzerine birazcık pul biber atacağım. Görüntü çok güzel oluyor. Evet. Fırın makarnam hazır. Kaşarlar eridi. Sizce de efsane olmamış mı? Çok güzel oldu bence. Bize afiyet olsun. Kofer. Evet. Asya banyo yaptı. Saçları peşinde. Kontrolde geldi. Asya Hanım, Joker'dan memnun musunuz? Evet. İstediğiniz gibi yaptı mı? Yani her şeyde kaldı. Merhaba. Semiz otlarım vardı. Yani o kadar çamurlu ki, böyle yoğurtlu semiz otu salata gibi, hani hem de hani yoğurt yemek için daha çok böyle salata gibi bir şey yapacağım, ama ya, kökleri o kadar çamurluydu ki zaten köklerin olduğu gibi kestim attım, ama hani çamur dediğim şey, toprak dediğim şey nasıl biliyor musunuz? Hani böyle bir şey alırsınız da, bir çiçek alırsınız da şey olur, ekmek için. Yani ekmek için alırsınız ya, fidan. Öyle bir kök vardı, inanılmaz. Şimdi şöyle şunu tek tek artık yaprak yaprak yıkıyorum. Sonradan tekrardan süzgeçte yıkayacağım. Kökünü de kestim attım, yani demek istediğim, çok fazla ayıklamadım, ayıklayamadım. Bunları yoğurda katacağım. Tabii normalde sarımsaklı olur bu salata, ama işe de götürürüm ben. O yüzden zaten sarımsaklı yemem. Zaten çok da sevmiyorum sarımsaklı açıkçası. Sade seviyorum ben. Nane, yoğurt ve bu. Cacık gibi oluyor aslında bence. Evet, semiz otu cacık gibi bir şey. Ben bunları yıkayayım. Sonra zaten yoğurda katacağım ve nane koyacağım. Görüşürüz.